teknolojik bir klozet. Kokuyu tahmin etmemiştim. Onlar bir de gecelik veriyor. Evet, az önce giriş yaptım hostele. Şimdi odama doğru ve yatağıma doğru ilerleyeceğim. İlk defa böyle farklı bir hostele geldim diyebilirim. Şimdi içeriye göstereyim size. Ayrıca burada dinlenme alanı, çalışma masaları falan da var. Yatak numaranıza ait olan bir tane de dolap var. Oh my god. Onlar bir de gecelik veriyor. Şimdi içeride bir de poşet var. Onu merak ediyorum, açacağım. Umarım tahmin ettiğim şeylerdir. Toka galiba. Tokayı tahmin etmemiştim. Diş fırçası bekliyordum ben. Diş fırçası geldi. Bir tane kulak temizleyici. Bir tane tıraş makinesi. Bu çok önemli. Abi lif koymuşlar ya. Lif koymuşlar. Şu an zaten otel parasını çıkardı. Şu anlar, şunları dışarıda almaya kalksam bitti. Temiz havlu da var. Yani nokta atış en güzelini seçmişim kesinlikle. 9 ve üzeri hosteller, oteller karşılığını alıyorsun. Diğer yerle yaklaşık arasında 20 lira falan fark vardı. Ama yatak temizliği diye seçtim. Gerçekten güzel bir yer çıktı. Şimdi bakalım duş nasıl. Tamam, ben banyo ama şimdi burada farklı olarak da bu 5 yıldızlı otellerde ya da ne bileyim daha lüks otellerde karşılaşacağınız derece ayarlamalı bir sistem var. Suyu açık unutma ihtimaliniz yok. Sürekli oraya basarak da su gelmesini sağlıyorsunuz. Her şey var işte, saç kurutmasından güvenmesine kadar. Can you show me how to open this? Yeah. Let's see. Oh! Okay. Thank you. Şimdi kapsülün içerisinde göstermek istiyorum size. Hadi gelin. Böyle geliyorsun. Şimdi burada birçok seçenek var. Ben ilk önce şunu yakayım. Sonra zaten şöyle kapatabiliyorsun. Burada şarj yeri ve priz mevcut. Burada isterseniz alarm kurabiliyorsunuz, fan açıp kapatabiliyorsunuz, ışığı açıp kapatabiliyorsunuz ya da spotu ayarlayabiliyorsunuz böyle. Bu daha az teknolojik olan, birçok yerde var. Böyle uzay mekiği gibi olanlar falan var. Benim bulunduğum alanda en uygun fiyatlısı buydu. Bu da işimi görüyor zaten, yatak sonuçta. Kapsüllerin genel sistemi bu şekilde. Özel terlikler bulunuyor. Burası da malum lavabosu. Pisuarlar falan. Tabi burada dikkat çeken kısım şu. Klozetlerin teknolojik olması. Burada birçok özellik var. Bazılarında kurutma falan da oluyormuş. Kapağı otomatik açma kapat. Dışarı sifon sesi falan verebiliyorsun. Sesini ayarlayabiliyorsun. Yıkama şeklinin basıncını falan ayarlayabiliyorsun. Durdurabiliyorsun falan. Bu şekilde teknolojik bir klozet. Burası da banyo. Su da içebiliyorsunuz. Burası da lunch bölümü. Her şeyi burada yapıyorsunuz. Ben dedim burada kalmıştım. Burası çok güzel bir alan. İnternet falan da çok güzel. Ayrıca böyle otomat da var. Yani buradan sürekli ücretsiz içeceklerinizi falan alabilirsiniz. Burada geniş bir oyun var. Herkes burada dinleniyor falan. Bu şekilde güzel dostlar. Görüşürüz. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. İnşallah daha fazla video çekeceğim. Japonya hakkında daha fazla video vermek istiyorum. Ama Japonya'da kalmak da olmaz. Güç. Sosyal medya üzerinden ve YouTube üzerinden destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.